Gözüm görüyor. Evet. Her türlü imkanım var. Ama ben burada şimdi sigaramı içtim, kahvaltımı yaptım. Ben işe gideceğim. Olmaz diyor. Ben Evet. namaza başlayacağım. Bir gün tesadüfen bir arkadaşımla sanayiye gittik. Sanayide de bu arkadaşın çay ocağı varmış. Bu Evet. olay 6-7 senelik bir olay. Evet. Çay ocağında gittik o arkadaşın çay ocağına. Geldi bana çay su ikram etti. Çay benden dedi. Neden dedim? Ya sen beni dedi mahcup ettin dedi. Neden mahcup ettin? Namaza gidiyordun. Ben de kendimi Evet. kınadım. Senin yüzünden namaza başladım. Sayende namaza başladım. Evet, ne Ondan güzel. sonra ben dedi şimdi namaz kılıyorum. Ya ne güzel, ne Kalktım. mutlu. Yanaklarından öptüm. Teşekkür ederim dedim. Allah sana hidayet nasip etsin. Daim olsun hidayetin. Bu şekilde ben biraz sana yardımcı olmuş olabilirim ama gerçek hidayeti Cenab-ı Allah vermiş ve Evet. devamlı olsun bütün eşinle çocuklarınla dedi. Ya Peygamber Efendimiz ne buyuruyorlar? Yani sizin vesilenizle bir kişinin iman etmesi, bir kişinin doğru yola, güzel yola erişmesi, hani üzerine güneşin doğup battığı her Bu şeyden daha daha hayırlı. hayırlıdır, daha güzeldir diyor Baki abi. Allah Evet razı doğru. olsun sizden bu Evet cümlemize, güzelliğinizle birçok kimseye de örnek bilmiyorum. oluyorsunuz. Baki abi ben bu umre Biraz konusuna oradan geçmek bahsedelim. istiyorum. Tamam. Bu umreye nasıl oldu? Nasıl, hangi sebeple gittik? Biraz konuştuk üzerinde ama bir de sizden dinleyelim. Şimdi şöyle oldu. Biz Altı Nokta Körler Derneği olarak bir Avşa gezimiz oldu. Evet. Sağ olsun hocam. Odamda otelde kalıyorum odamda telefon etti. Dedi abi durum böyle böyle. Bizim sınavımız olacak, yarışmamız olacak. Evet. Katılır mısın? İlla ki katıl. Hala illa ki katıl dedi. Hatta böyle Evet biraz. çok fazla istekli Evet. kendisi sağ olsun. Hocam ama kabartmayızı çok iyi bilemiyorum. Ben kabartmayızı 1976 yılında gördüm. O zaman da 26 yaşındaydım. Ben 50 doğumluyum. Evet. Hocam ben çok iyi bilemiyorum bunu dedim. Şimdi doğru konuşalım. Çok iyi bilemiyorum. Ya gelirsin sen dedi bir şeyler yaparsın. Evet. Ne tekim gittik işte. Sorulan sorulara mantıklı, makul veya cevap vermeye çalıştık. Ondan sonra aradan Hafızlık yapmış adam yani Evet, evet, özetle. evet. Cevap vermeye çalıştık. Evet. Ondan sonra ben dedim ki o da oradan imtihan sınav mahallinde çıkarken Ya Rabbi dedim ben. Yüzüme bak Allah'ım dedim. Bana bu umreyi nasip et dedim Allah'ım. O gün eşim de benim bu böylesi imtihana gireceğimi biliyor ya. Evet. Eşim de orada namazını kılıyor. O da dua ediyor. Ama biz eşimle daha evvelden de konuşuyorduk bunu. Evet. Umre'ye gidelim. Nasıl gideriz? İmkanlarımız yeterli. Bir emekli maaşımız var hocam bizim. Evet. Nasıl olur? Nasıl gideriz? Bu zamana kadar hep zorlandık. Öğrenci okuttuk. Efendime söyleyeyim. Bunların evlendirdik. İşlerini kurduk. Şimdi ancak rahata erdik. Neyse. Aradan bir cuma günüydü. Ayın kaç olduğunu bilmiyorum. Abdest almak için camiye gittim. Ceketimi de dükkanda bıraktım. Bizim o ya reklama girer mi bilmiyorum. Oğlumuzun cep telefonu tamir dükkanı var. Evet. Caminin karşısında. Girsen azıcık ya o kadar Evet, olsun. buyurun. Caminin tam karşısında. Neyse dükkana bıraktım. Ceketimi astım oraya. Abdest aldım geldim. Baba senin telefonun çaldı dedi. Tabii ben ellemedim dedi. Telefonuna bak dedi. Telefona bir de baktım. Ana bunda bir hayır var dedim. Ya Evet. Allah bismillah. Açtım telefonu. Müjdeyi aldım. Evet. Benim ayağım, iki ayağım bir pabuca girdi. Heyecan. Namaz kılıyorum ama sünnetin neresindeyim bilemiyorum. Ya, ne güzel. Ondan sonra hemen hazırlıklara başladık. Yıldırım hızıyla hazırlıklara başladık. O gün fotoğraflarla uğraştık. Pazartesi günü efendim Pasaport şeyleri pasaportları işlemleri. çıkarttık falan yani neticede. Vardı zaten Evet, tabii. evet. Böyle bir başlangıç O yaptık. tatlı telaşı yaşadınız yani. Öyle tatlı telaş ki Evet. anlatamam, anlatamam. O kadar güzel bir şeydi. Çok güzel oldu. Evet. Ben bize böylesi güzellikleri yaşatan Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Çanakkale İl Temsilciliği Müftülüğümüz ve Mustafa Boran hocamı saygıyla yad ediyorum. Estağfurullah, Allah kendilerinden razı olsun. Amin Çok inşallah. güzel bir şey oldu. Teşekkür ediyoruz. Yaşadık. Biz de kurulu da Allah Rabbim devletimize zeval vermesin. Evet. Devletimiz bu noktada Tabii. gayretli. Evet, bak abi.
Ondan sonra şöyle hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Aman heyecanlar, rüyalar, bilmem neler. Yahu günü geldi, ben 22 Aralık'ta yola çıkacağım. O gece benim gözüme uyku doğru dürüst girmedi. Evet. Heyecandan, Allah sana nasıl gideceğiz, nasıl olacak, şöyle mi olacak, kendi kendime hayaller kuruyorum bilmem ne. Hayal gerçekleşti. Hayal gerçekleşti. 23 Aralık pazar sabahı saat 3'te hayaller gerçek oldu, Medine'ye indik. Evet. Medine'ye indiğimiz gibi hemen şöyle bir elimi yine kaldırdım. Ya Rabbi, bu güzellikleri bana yaşatıyorsun. Başlangıç bu. Bana sağlıklı bir şekilde çok güzel ibadetler edebilmek için yardımcı meleklerinle bana muamele eyle dedim. Evet. Ve inanır mısınız? Uyku uyumak istemedim. Ama eşim benden fazlaydı. Belki buraya yatmaya gelmedik. Hadi. Evet. O hadi. Da hanımefendiler biraz daha gayretli oluyor tabii. Yani. Ya hadi ya hanım, biraz şöyle rahatlayalım. Yok, olmaz. İlk günü Medine'de de ilk günü kafileyle hareket ettik. Mekke'de de ilk günü kafileyle hareket ettik. Ondan sonra tamamen kafileden bağımsız, istediğimiz gibi hem Medine'de hem Mekke'de. Evet. Görevlerimizi layıkıyla yerine getirmenin hazzı içerisindeyim daha hala. Elhamdülillah. Hala şükürler olsun. Ben o güzellikleri yaşadığım için daha ben rüya görüyorum orada. Evet. Orada. En çok da Mekke'de, Medine'de de görüyorum. Bakın Medine'de de rüya görüyorum. Geçen akşam Medine'de riyal Türk parası bozdurdum ben. Evet. Halen oradayız Türk yani. Parası bozdurdum. Ben hala Medine'deyim. Medine'de evet. Türk parası bozdurdum. O rüyama girmiş. Evet. Samimiyetle söylüyorum. Ben hayatımda görebileceğim en büyük mutluluklardan birisidir. Elhamdülillah. Sebep olanlar, en büyük mutluluklardan, sebep olanlardan Allah sonsuz razı olsun. Amin inşallah. Sonsuz razı olsun. Buyurun sorun. Baki abi. Evet, tabii sohbetimiz çok güzel gidiyor. Sizi de uzun uzadıya dinlemek de isteriz. Böyle hatıralarınız, anılarınız ama her şeyin bir sonu olduğu gibi programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Baki abi, böyle bu sohbeti, programı, bu akşamki bu dolu dolu programı taşlandırmak adına sizden kısa bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Sonrasında da Mustafa Hocam'dan kısa bir dua alalım ve programımızı bitirelim inşallah. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu zamana kadar devletimiz, biz görme engelliler olsun, diğer engelliler olsun, bize birçok yardımları oldu. Her şeyde yardımları oldu. Evet. Ben belki hac olmaz ama Umre'ye gitmek istiyorum. Ne yapsınlar? Bize de bazı araç veya benzeri şeyler alacağımız zaman bize indirim veriyorlar. ÖTV almıyorlar. Evet, evet. Ben diyorum ki illerimizde bu organizasyonu yapan bütün arkadaşlarımızın şart koşarak bir görme engelli veya diğer engelli gruplarından birilerini yarı fiyatına Umre'ye götürsün diyorum. Evet, buradan bu mesajınızı da iletmiş olalım. Hem kurumlarımıza, devlet kurumlarımıza hem de özel şirketlere. Evet. Evet, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü la tekulü ra'ina. آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَحْتَسُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
Sadakallahül azim. Evet, ağzınıza sağlık Hakem. Sağ olun. Allah razı olsun. Geçmişlerimizin, bir cümle geçmişlerimizin, bir cümle şehit ve şühedanın diyelim. Mustafa Hocam'a bırakalım sözü. Evet. Buyurun hocam. Evet, Allah'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Hayatta olan bizlere sıhhat, afiyet, iman, hidayetler nasip eylesin. Amin. Hadis-i Kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani ben kimin iki sevgilisini, iki gözünü alır da sabrederse ona cennet vereceğim buyuruyor. Cenab-ı Hak bütün engellerimize inşallah sabredip, gayret edip hepimize cennetini kazanmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Özellikle engelli kardeşlerimizin gayretini artırsın Cenab-ı Hak. Amin. Onların yüzü sürmesine bizim de dualarımızı kabul eylesin. Amin. Rabbim ümmet-i Muhammed'in dertli kullarını deva, borçlu kullarını eda, hasta kullarını şifaları ihsan eylesin. Din görevlerimize, diyanetimize, din hizmetlerinde daim ve kaim eylesin. Her türlü gruplara, her türlü ihtiyacı olanlara hizmet götürebilmeyi nasip eylesin inşallah. Bizler de bu hizmetlere vesile kılsın. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Bu programları yapan Hasan Hocam, bu vesile olanlara Allah onlardan razı olsun. Bunları Amin. Ulaştıranlardan, götürenlerden Cenab-ı Hak bu vesileyle hepimizden razı olsun. İmanla, hidayetle şu güzel yurdumuzu düşmanların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Ömrümüzü sıhhat, afiyet, imanla geçirerek kelime-i şehadetle, imanla, amellerimizle huzuruna gelmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim inşallah hakiki manada işte gördüğü halde göremeyenlere görmeyi nasip etsin. İşittiği halde işitemeyenlere işitmeyi nasip etsin. Kalbi kararmış olanlara inşallah o duyarlılık nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. Gecemiz Amin. Mübarek olsun. Yarın cuma, cumamız mübarek olsun. Lillahil Fatiha. Cumamız mübarek olsun diyorum. Amin. Efendim. Evet efendim, bugün Mustafa Boran hocamız, vaizimiz, uzman vaizimiz Mustafa Boran hocam bizlerle birlikte oldu. Teşekkür ediyorum. Baki Bey, son mesajlarınızı alacağım. Evet, buyurun. Efendim 10 günlük ümre süresince bana eşimin yardımları dolayısıyla bana katlanması nedeniyle ona şu anda bütün huzurda, sizlerin huzurunuzda, izleyenlerimin huzurunda teşekkür ediyorum. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Bundan sonrası da bu güzellikleri yaşayabilmeyi, en azından orada olmasa burada bari yaşayabilmeyi devam ediyor. Amin. 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 Amin inşallah. Onun için herkese, izleyenlerime teşekkür eder. Cümlenize hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mustafa Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu akşam uzun bir program oldu. Ton TV'nin kıymetli idarecilerine, yöneticilerine, rejide görev yapan kardeşlerimize çokça teşekkür ediyoruz. Bugün konuklarımız çok önemli değerlerdi. Zehra Kabak bizlerle birlikte oldu bu akşam. İşitme engelli bir kardeşimiz ama bütün engelleri ortadan kaldırarak Kur'an'la buluşmasını anlattı, onu yaşattı, bizlere yaşadık. Sonrasında umre ziyaretlerinden bahsettiler. Elif Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Aile Çalışma, Sosyal Hizmetler Çalışma İl Müdürlüğü işaret dili tercümanı bizlerle birlikte oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Baki Şenol ağabeyimiz bizlerle birlikte oldu. Onun hayatından Kur'an'a dair, İslam'a dair örnekleri dinledik bizzat kendisinden. Sonrasında da umre ziyaretiyle ilgili duygularına tercüman olduk inşallah. Ve Mustafa Hocam'a tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbim programımızın en başında da ifade ettiğimiz gibi sebep ne olursa olsun hayata daima gülmeyi, gülümsemeyi nasip eylesin inşallah. Gerçekten gördüğümüz halde göremediğimiz nice güzellikleri, tadabileceğimiz nice tatlı şeyler, duyabileceğimiz nice güzel sesler, sedalar ve bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize nimeti. İşte o asıl, o gerçek engelleri ortadan kaldırıp gerçekleri gerçekten görmek, yaşamak nasip eylesin cümlemize. Hocamızın duasına da amin dedik cümleten. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.